Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz ürkütücü ama çok ilginç bir konuya değineceğiz. Ölürken beynimizde neler oluyor? Bu sorunun cevabını ararken, bilim insanlarının yaptığı araştırmalara ve ölümden dönenlerin anlattıklarına kulak vereceğiz. Ölüm, hayatın bir gerçeği. Her ne kadar düşünmekten hoşlanmasak da, bir gün hepimiz bu gizemli yolculuğa çıkacağız. Peki, bedenimiz son nefesini verirken beynimizde neler oluyor? Bilincimiz nereye gidiyor? Bilim insanları, gelişen teknoloji sayesinde artık ölüm sürecini daha yakından inceleyebiliyor. Bu araştırmalar, beynimizin ölüm anında inanılmaz olaylar yaşadığını gösteriyor. Gelin, bu gizemli yolculuğu birlikte keşfedelim. Ölüm süreci başladığında, vücudumuzdaki organlar yavaş yavaş çalışmayı durdurur. Kalp atışları yavaşlar, nefes alıp verme zorlaşır ve sonunda durur. Bu durum, beynimize giden oksijen ve kan akışını da etkiler. Beyin, hayatta kalmak için sürekli oksijen ve besin maddelerine ihtiyaç duyar. Oksijen yetersizliği, beyin hücrelerinin ölmesine ve beyin aktivitesinin azalmasına neden olur. Bu süreç, beynin farklı bölgelerinde farklı hızlarda gerçekleşir. Beyin fonksiyonları zayıfladıkça, bilinç bulanıklaşmaya başlar. Kişi, çevresindeki dünyayı algılamakta zorlanır ve bilinci giderek kapanır. Düşüncelerimiz dağılır, çevremizi algılamamız zorlaşır. Zihinsel süreçler yavaşlar ve karmaşık düşünceler yerini basit, ilkel tepkilere bırakır. Duygularımız da bu durumdan etkilenir. Yoğun duygusal dalgalanmalar yaşanabilir. Kimi zaman ani bir huzur, kimi zaman da yoğun bir korku ve endişe hissedebiliriz. Bu duygular, beynin farklı bölgelerinin farklı şekillerde etkilenmesinden kaynaklanır. Bu aşamada, birçok insanın halüsinasyonlar gördüğü bilinmektedir. Bu halüsinasyonlar, genellikle kişinin geçmiş deneyimlerine ve inançlarına bağlı olarak değişir. Ölen yakınlarını görmek, parlak bir ışık veya tünel görmek sıkça anlatılan deneyimler arasında yer alır. Bu tür deneyimler, ölüm sürecinin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak, bu halüsinasyonların gerçek mi, yoksa ölmekte olan beynin oyunu mu olduğu henüz net değil. Bilim insanları, bu fenomeni anlamak için araştırmalarına devam etmektedir. Vücudumuz, ölümle savaşırken, aynı zamanda acıyı azaltmak ve rahatlama hissi yaratmak için de çalışır. Beynimiz, endorfin adı verilen doğal ağrı kesiciler salgılar. Endorfinler, sadece fiziksel acıyı değil, aynı zamanda stresi de azaltır. Endorfin salınımı, ölmekte olan kişinin neden huzurlu ve sakin bir ruh haline bürünebildiğini açıklayabilir. Kimi zaman, bu huzur hali o kadar yoğundur ki, kişi ölüm korkusunu tamamen unutabilir. Ancak, her ölüm süreci aynı şekilde ilerlemez. Bazı insanlar son anlarına kadar acı çekebilirken, bazıları ise huzurlu bir şekilde hayata veda eder. Bu farklılıkların nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Yakın ölüm deneyimleri, ölümün eşiğinden dönen insanların anlattığı sıra dışı olaylardır. Bu deneyimler, kişiden kişiye farklılık gösterse de, bazı ortak noktaları vardır. Örneğin, birçok kişi bedeninden ayrıldığını, bir tünelde ilerlediğini, ölmüş sevdikleriyle karşılaştığını veya parlak bir ışık gördüğünü söyler. Yakın ölüm deneyimleri, yüzyıllardır insanların ilgisini çekmiştir. Ancak, bu deneyimlerin bilimsel bir açıklaması henüz bulunamamıştır. Bazı bilim insanları bu deneyimlerin oksijen yetersizliği veya beyindeki kimyasal değişimler nedeniyle ortaya çıktığını düşünürken, bazıları ise bilincin bedenden bağımsız olarak var olabileceğinin bir kanıtı olduğunu savunuyor. Yakın ölüm deneyimlerini araştıran bilim insanları, bu süreçte beynin nasıl davrandığını anlamaya çalışıyorlar. Beynin bu süreçte ilginç ve beklenmedik bir elektriksel aktivite gösterdiğini keşfettiler. Bu aktivite, beynin farklı bölgelerinde yoğunlaşarak dikkat çekici bir hal alıyor. Ölüm anında, beyindeki sinir hücreleri, normalden çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde sinyal göndermeye başlar. Bu hızlı sinyal gönderimi, beynin genel işleyişini etkiler. Bu durum, beyinde yoğun ve karmaşık bir elektriksel aktiviteye neden olur. Beynin farklı bölgeleri bu süreçte eş zamanlı olarak aktif hale gelir. Bazı bilim insanları,
tünelde ilerleme hissi ve parlak ışık görme gibi deneyimlerin bu yoğun elektriksel aktivitenin bir sonucu olabileceğini düşünüyor. Bu deneyimler, beynin görsel ve duyusal merkezlerindeki aşırı uyarılmadan kaynaklanabilir. Beynin görme merkezindeki aşırı uyarılma bir tünel görüntüsü oluşturabilirken, beyindeki diğer bölgelerdeki aktivite de farklı duyusal deneyimlere yol açabilir. Bu duyusal deneyimler, kişinin yaşadığı anıları ve hisleri etkileyebilir. Ancak bu teori henüz kesin olarak kanıtlanamadı. Bilim insanları bu konuda daha fazla veri ve kanıt toplamaya çalışıyorlar. Yakın ölüm deneyimlerinin ardındaki gizemi çözmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bu araştırmalar, beynin işleyişi hakkında yeni bilgiler sağlayabilir. Ölüm ve bilinç arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bilim insanları, gelişmiş beyin görüntüleme tekniklerini kullanarak ölüm sürecini daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. Bu araştırmalar, ölüm anında beyinde neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ancak bilincin ne zaman ve nasıl sona erdiği, ölümden sonra var olup olmadığı gibi sorular hala gizemini koruyor. Belki de bu soruların kesin cevapları hiçbir zaman bulunamayacak. Ancak bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, ölümün gizemini biraz olsun aralamamıza yardımcı oluyor. Bilim insanları, ölüm anında beyinde gamma dalgaları adı verilen özel bir beyin dalgası aktivitesi gözlemlediler. Gamma dalgaları, normalde uyanıkken, dikkatimizi toplarken ve etrafımızın farkında olduğumuzda ortaya çıkar. Ölüm anında gamma dalgalarının artması, bilincin son anlarında bile aktif olabileceğini düşündürüyor. Bu durum, bazı insanların ölümden sonra bile bir süreliğine bilinçli kalabilme ihtimalini akla getiriyor. Ancak, gamma dalgaları ile bilinç arasındaki ilişkiyi tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ölüm anındaki beyin aktivitesinin anlamını çözmek, ölümün gizemini çözmek için atılan önemli bir adım olabilir. Beynimiz, kişiliğimizi, anılarımızı ve deneyimlerimizi şekillendiren karmaşık ve muazzam bir organ. Her bir nöron, her bir sinaps, bizi biz yapan özellikleri barındırır. Peki beyin tamamen durduğunda, biz de her şeyimizle yok oluyor muyuz? Yoksa bir parçamız, bir iz, bir enerji formunda varlığını sürdürebilir mi? Yoksa kişiliğimizin, ruhumuzun veya bilincimizin bir parçası, ölümden sonra da yaşamaya devam edebilir mi? Bu sorular, insanlığın en eski ve en derin meraklarından biridir. Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bilim ve felsefe, bu konuda farklı görüşler sunar. Bilimsel araştırmalar, ölümden sonra bilincimizin ne olduğuna dair kesin bir kanıt sunamıyor. Ancak, bu alandaki çalışmalar devam ediyor. Ancak, bazı teoriler, bilincin enerji gibi evrende varlığını sürdürebileceğini öne sürüyor. Bu teoriler, kuantum fiziği ve enerji formları üzerine yoğunlaşır. Bu teoriler, henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, birçok insan için umut verici olabilir. Belki de ölüm, sadece bir geçiştir. Ölümün sadece bir son değil, belki de yeni bir başlangıç olduğunu düşünmek, hayatın anlamını sorgulamamıza ve sevdiklerimize daha sıkı sarılmamıza yardımcı olabilir. Bu düşünce, yaşamın değerini daha derinden hissetmemizi sağlar. Ölümden sonra hayat olup olmadığı, insanlık tarihi boyunca merak konusu olmuştur. Dinler ve inanç sistemleri, ölümden sonraki yaşama dair farklı açıklamalar sunar. Ancak bu konuda bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bilim, ölümden sonra ne olduğunu kesin olarak söyleyemese de, ölümün bir son olmadığını düşündüren bazı ilginç olaylar da gözlemlemiştir. Örneğin, yakın ölüm deneyimleri yaşayan kişilerin anlattıkları, ölümden sonra bir tür bilincin var olabileceği ihtimalini akla getirir. Ölümden sonraki yaşamın varlığı, hala gizemini koruyan bir konu. Bu konudaki inançlarımız, genellikle yetiştirilme tarzımız, kültürel değerlerimiz ve kişisel deneyimlerimiz tarafından şekillenir. Ölüm, hala insanlık için büyük bir gizem. Bilim, her geçen gün ölüm süreci hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlasa da, cevaplanmamış birçok soru bulunmaktadır. Bilincin ne zaman ve nasıl sona erdiği, ölümden sonra var olup olmadığı, yakın ölüm deneyimlerinin gerçek doğası gibi sorular, hala gizemini korumaktadır.
Belki de bu soruların kesin cevapları hiçbir zaman bulunamayacak. Ancak merak etmekten ve araştırmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Ölümün gizemini anlamak için yaptığımız her keşif, hayata bakış açımızı değiştirme ve insan olmanın anlamını daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. Ölüm, hayatın bir parçası ve kaçınılmaz bir gerçek. Her ne kadar düşünmekten hoşlanmasak da, bir gün hepimiz bu gizemli yolculuğa çıkacağız. Ancak ölümden korkmak yerine, onu hayatın doğal bir döngüsü olarak kabul etmeyi öğrenebiliriz. Sevdiklerimize veda etmek zor olsa da, onların anılarını yaşatmak ve hayatımızı dolu dolu yaşamak en büyük tesellimiz olacaktır. Ölümü anlamak için çıktığımız bu yolculuk, aslında hayatı anlamak için attığımız bir adım olabilir. Unutmayalım ki, yaşam ve ölüm birbirini tamamlayan iki kavramdır. Her son, yeni bir başlangıcın habercisidir. Ve belki de ölüm, sadece sonsuz bir yolculuğun başlangıcıdır.